Pekala, programımız kaldığı yerden devam ediyor ve yeni yıl heyecanı tam gaz devam ederken şu anda çok sevdiğimiz bir isim Yaşar yanımızda. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi ki geldin ve bizi mutlu ettin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, 2014'e doğru yavaş yavaş ilerlerken 2013 nasıl geçti diye gelelim. 2013 ülke için pek iyi geçmemiş olsa da benim için iyi geçti. Çünkü bu yılda oğlum doğdu. Ne güzel isim. Evet, Kerem. Vay, ondan uzun ömür dileriz. Onu büyüttük. Ondan sonra bir albüm doğdu. Yeni Süper, albüm. Süper, evet. Onu da büyütüyoruz. Onu biliyoruz. Güzel Onun gidiyor. Için benim için hem verimli hem yeni şeylerle karşılaştığım güzel bir yıl oldu. İlk çocuk mu? İlk çocuk, evet. Nasıl bir duygu? Kelimelerin yetersiz olduğu bir duygu. Şarkılar yazılmıştır kesin şimdi ona. Ninniler yazılıyor şu anda. Şarkılardan pek anlamıyor ama. Hani onu ninniler. Düşünerek. Onu düşünerek yazdığım ninniler de herhalde şarkı niteliğinde olabilir. Öyle düşünülebilir. Sonra belki değerlenir. Olabilir, evet. Hiç böyle albüm ve Kerem dışında müzikal olarak farklı arayışlar, farklı denemeler ya da aslında ben eski mu? Arayışıma tekrar geri döndüğüm bir yıl oldu bu. Çünkü benim ilk albümlerimdeki sound'um özleniyordu son evet. dönemde. Size çok yakışıyor. Evet, çok teşekkür ederim. Bu endüstriyel müzik fazla popüler ve aynı aranjörlerden kaynaklanıyor. Biraz öyle de diyebiliriz. Kimseye de hani buradan itham etmeden söyleyeyim. Herkes biliyor. Bundan sıkılmış olan kişilere benim albümüm ya da şarkılarım böyle sığınılacak bir ada gibi geldi zannediyorum. Daha akustik, böyle daha kalbe dokunan tamamen şeyler. Tamamen akustik bir albüm oldu zaten. Onun için ben eski soundumun arayışına girdim. Yani bunların içerisinden sıyrılıp o eski sadeliği, o eski akustiği nasıl bulabiliriz gibi hani, bir arayışım oldu. Taş yerinde ağırdır derler ya. Hı-hı. Sana yakışan o gerçekten. Öyle mi? Müzik kalite olarak. Ne güzel. Teşekkür ederim. Yani bir şey konduruyor insanımız. Hı-hı. Sonra o yolda devam ettiğin sürece. Evet, onu seviyor, onu istiyor, onu aynen, arıyor. Aynen. Kulaklar da onu arıyor. Bir de tabii son zamanlardaki kirlilik içerisinde müzikal kirlilikten bahsediyorum. Evet. Belki kulaklar daha temiz, daha sade bir şey de arıyor olabilir. Onlara cevap vermiş. Özlenen bir lezzet yeni versiyonuyla. Evet, öyle. 2014'te gelin. Peki 2014'ten beklentiler neler? Ne istiyorsun? 2014'ten ben bir şeyi beklerken kendi adıma bir beklenti olduğu zaman pek karşılığını alamadığımı gördüm. Yani bir şeyi beklerken herkes adına beklemek lazım. Evet. Öyle olduğu zaman sana da oluyor zaten. Her şeyi ben hep bana humanist yaklaşım oldu bayağı. Lazım evet, öyledir. Çoğulcu. Evet. Tabii ki kendimle ilgili, ailemle ilgili de özel beklentilerim var. Hele bir baba olarak oğlumun büyüyeceği ülkenin daha iyi durumda olması hem akıl sağlığı olarak evet. hem ondan sonra başka refahların bir arada olması açısından o anlamda iyi bir yıl bekliyorum. Böyle bir yıl bekliyorum ülkemiz için. Bu iyi olduğu zaman bizim için de iyi olacak evet. sonuçta. Yani kişiselden daha çok toplumsal bazı beklentilerim var. Şimdi çocuk olunca ama daha... başarıyı da bekliyorum tabii. Evet, öyle. Çocuk olunca daha başka bir bakış açısı da geliyor galiba. Mesela şimdi onu o bakış açısını işte görüyoruz. Yani. Aynen. Evet, görüyoruz. Şimdi ne hayaller kurmuşsundur sen onun için? İşte şunları yapacak, bunları isteyecek. Onları... Var mı hayaller? Şimdi ben biraz değişeyim o konuda. Genellikle hani bak şimdi mesela emeklemeye başladığı zaman sen bir yürüsün de gör. Veyahut yürümeye başladığı zaman bir koşsun da gör gibi şeyler söyledikleri hep zaman. Hep bir yarış. Onu niye göreyim ki? Ben şu anda gördüğümle memnunum ve onu yaşamak istiyorum. Aynen. Onu yaşamak istiyorum. En güzeli. Evet. Bu şey gibi yani bazen hani tatile gidersin, fotoğraf çekmekten anı yaşayamazsın. Yaşayamazsın. Çok aynen. dur öyle. Zaten ben öyle durumlarda biliyorum kusura bakma. Karın fotoğrafları çekiyor, ben anı yaşıyorum. Doğru. Fotoğrafçı bir tanıdığım demişti yani ben meraklıydım böyle fotoğrafçı. Aman sakın bulaşma dedi. Evet. Niye dedim? Çünkü bu sefer yaşayamazsın. Evet. Sahiden öyle oluyor. Bu da onun gibi bir şey. İnsan anda olmalı, anda kalmalı, anı yaşamaya çalışmalı. İşte asıl mutluluk ondan geliyor. Başarı da öyle geliyor. Yani doğru. Anı yaşadığın zaman ilham da geliyor. Yani ilham bir yerden falan geldiği yok. Anı yaşadığın zaman zaten onun içindesin. Oradan bir şey yakalıyorsun. Var. Bu kadar. Yakalayabiliyorsan, fark edebiliyorsan evet, ve onu evet. da taşıyabiliyorsan öyle. Bu insana mutluluk getiriyor. 2014'ten o zaman onu bekleyelim. Evet. Yani insanların anı yaşayacakları bir evet. yıl olsun diyelim. Ne geçmişti ne gelecekti. Anın tadını çıkarabilecekleri. Anın tadını çıkarabilecekleri bir yıl. Süper bir dilek evet. oldu yemin ediyorum. Öyle peki buradan seni çok seven milyonlarca insana söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi hepsine çok mutlu, sağlıklı, başarılı bir yıl dilerim.
müzikle kalmalarını dilerim. Bu fırsatı veren herkese de teşekkür ederim. Biz buraya çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Sağ olun. Her zaman da bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.